%150 zam istedi benden. Vallahi direkt tahliye davası aç. Karşılayamam dedim. Yurttan kimse kalmak istemez. Dolayısıyla kira açmak ister ama kiralar pahalı olduğu için mecburen yurtta kalıyoruz. Zam %35 civarı yapacaklarını söylüyorlar. Yani 10.000'i aşacak gibi. %100'ü geçti. Hani Ecevit'in zamanında bir videosu vardı ya, demire, una, %800 zam, %500 zam. Yani resmen ona döndü ülkemiz. Şu anda 8 lira kira veriyorum. Elektrik var, su var, doğalgaz var. Yani bunlar bilmiyorum, böyle gidiyor yani. İki arkadaş olarak çıktık. 5.000 lira veriyorum. Totalde 10.000 lira kiraya gidiyor. Son dönemde Türkiye'de en çok konuşulan ve çözüm aranan konulardan birisi konut sorunu. Konut fiyatları arttıkça kiralar da arttı. Hükümet fahiş fiyatlarla mücadele için %25 artış sınırlaması getirdi. Peki bu sınırlama ne kadar uygulanıyor? Öğrenciler konut bulabildi mi? Yurtlara ne kadar veriyorlar? Detaylar röportajlarımızda. Ev sahibi bir ay önce aradı beni. Recep Bey, kontrat yapmamız gerekiyor dedi. %150 zam istedi benden. Vallahi direkt tahliye davası aç. Karşılayamam dedim. Ben de bu ayın 15'inde %50 artı 100 lira zam yaptım. Sesini kestim. Dava açılmadı yani. Dava açılmadı. Yani gözümü kararttım yani. Peki çevrenizde benzer vaka var mı? Tabii yani şöyle, yani oğlum gelecek deyip çıkartanlar, yani kiracılarını çıkartıp yani iki kat veya üç katı verenler var. Ben şu anda Esenyurt'tayım. Oğlumla burada buluşmak için geldim. Öyle olanlar var yani. Yurttan kimse kalmak istemez. Dolayısıyla kira açmak ister ama kiralar pahalı olduğu için mecburen yurtta kalıyoruz. Bu sene yeni mi İstanbul'a geldin? Ya evet, yeni sayılır. Aynen. Yurda ne kadar veriyorsun aylık? 750 arasında değişiyor. Ne kadar? 300 lira, 600 lira arasında değişiyor. Bu da en uygunlarımdan. Ev bulursan kiralık çıkmak istiyorsun. Ya, tabii bulursam çıkarım. Uygun olursa da. Aynen. Aşıyor, fazlasıyla aşıyor. Yani biz öğrenciyiz tabii. Hani ailelerimiz buraya gönderiyor kendi, hani bir şeyler başarabilmek için. Kendilerinden feragat edip imkan sunmaya çalışıyor ama şu an kiralar aşırı yüksek. Yani herkes aynı sorunu yaşamasa da birçok öğrenci bunu yaşıyor. Ve yurtta mesela kalıyor adam. Son yılı diyelim, bir arkadaşıyla eve çıkmak istiyor. Hani gezip tozmak istiyor belirli saatler dışında da. Hani gece olsun. Hiçbir şekilde bu imkan verilmiyor yani maalesef. Umarım düzelir, düzelecek gibi gözükmüyor ama bakalım. Kirada mı kalıyorsunuz? Aynen, ben yurtta kiradayım. Ne kadar ödüyorsunuz? Ne kadar yeni mi taşındınız? Ben yok, bir yıl önce tuttum. Ben 7.000 liraya tuttum o zaman. Şu an çıksam 20.000 liraya verirler. Yani çıkarmaya da çalıştılar kiralar yükseldi diye. Zam ne kadar yapıyorsunuz? Zam %35 civarı yapacaklarını söylüyorlar. Aynen, yani 10.000'i aşacak gibi. Mecburuz. Yapacak başka bir şey yok. Ev arkadaşlarınızla? Evet, kardeşimle kalıyorum. Yok, ben bir şey söylemek istemiyorum. Gereken her şeyi abim söyledi zaten. Abim kirada oturuyor. Gazi Mahallesi, Esentepe'de. Yani o kadar gelişmiş bir yerde değil. İstanbul'a göre gelişmiş bir yerde değil. Ve 6.000, 5.5 arası değişiyor yani kira. Durum iyi değil. Ne kadar zam yapıldı bu sene? %100'ü geçti. Hani Ecevit'in zamanında bir videosu vardı ya, şöyle demire, una, %800 zam, %500 zam. Yani resmen ona döndü ülkemiz. Kötü durum yani. Öğrenciyim, cebimde ne kadar param var diye sorarsanız şaşırırsınız. 15-20 lira anca, göstermeme gerek var mı? 15-20 TL anca yani, durum kötü. Mesela ben şu an sahilde arkadaşlarla oturup, yani şu bomboş oturuyorum mesela, bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Bir sosyal aktivitemiz yok. Kötü yani. Ama mesela Galataport'u bilirsiniz. Oraya, ülkemize gemiler geliyor, turistler geliyor. Güzel bir şey. Ama biz neden yapamıyoruz aynı şeyi? Bizim neden öyle bir gemimiz yok? Kötü, durum kötü ablacığım. İnşallah düzeleceğiz. 3 gün önce. Daha yeni geldiniz. Evet. Peki kira, şu anda yurtta ne kadar ücret veriyorsunuz? Aylık 450 lira. KYK yurduna kalıyor. Peki kiralık bir eve çıkmak ister miydiniz? Tabii isterim ama fiyatlar maalesef ki el vermiyor. Peki yurttan memnun musun? Alışmaya çalışıyorum şu an. Bayağı zor ki kişi kapasite sayısı da arttı şu an. 6 kişilik bir yurtta kalıyorum. Zorluyor beni biraz ama kalmaya çalışıyorum. Şu anda 8 lira kira veriyorum. Ondan sonra elektrik var, su var, doğalgaz var. Yani bunlar bilmiyorum. Böyle gidiyor yani. Öğrenci misiniz? Yok. Evliyim mi? Evlisiniz. Öyle. Yani zor, biraz geçim zor yani. Ne kadar zam yapıldı size? Bu sene 1500 lira aşağı yukarı. 7000'di.
8 bin. Evet. Aynen öyle. Öyle gidiyor işte. Bakalım. Peki ev sahibini siz evden çıkarmak istedi mi? Şu anda öyle şey var ama daha belli değil yani. Yurtta kalıyorsunuz. Ne zaman geldiniz İstanbul'a? Dün akşam. Çok yeni. İlk yedim ben. Hayırlı olsun, hoş teşekkür geldiniz. Teşekkür ederim. Yurda ne kadar ücret veriyorsunuz? Devlet yurdu mu? Devlet yurdu, devlet yurdu. Aylık 450 lira. Peki kiralık eve çıkmak ister miydiniz? Ya fiyatlar tabii şu an çok zor çıkmam, ailevi durumum. Çok zorlanır yani ailem. Eğer çıkarsam o yüzden çıkamıyorum. Peki yurda alışabildin mi? Yani alıştım gibi, sıkıntı yok şimdilik. Tabii evde kalsam daha iyi olabilirdi ama yurttan da memnun olmuyorum. Yeni çıktık ama bir önceki fiyatına göre 125 zam geldi. Ne zaman çıktınız eve? Bir sene doldu mu? Yok ama bir önceki fiyatını da biliyorum. Ha, eski kiracıydı da akrabamdı. Evet. Şu an ben iki arkadaş olarak çıktık. 5000 lira veriyorum. Totalde 10 bin lira kiraya gidiyor. 5000 sen, 5000 arkadaşın, evet. Toplam? Toplam 10 bin lira. Peki bu ara zam talebi vesaire bir şey var mı? Ev sahibinden öyle bir talep geldi mi? 5-6 ay içerisinde tekrar değerlendirecek. Ne zaman çıktınız kiraya? Yani yaklaşık 5 yıl oldu, 2017'de çıkmıştım. Tamam. Son zammınız ne kadar oldu ev sahibi? Yani ben biraz şanslıyım çünkü benim ev sahibim biraz iyi bir insan. Fakat yani çevremde çok fazla artışlar var. Yani 3000 lirayken birden 10.000 liralar, 12.000 liralar. Ben biraz şanslı durumdayım. Yani benim zammım yani 5 yılda 1000 TL falan oldu. Yani ben biraz hani sistematiğiyle gidiyorum açıkçası. O şekilde oldu. Evet, ev arkadaş olacağız. Evet. Anca öyle kirayı ödeyebiliriz zaten. Öyle de zor olur. Zaten üniversite öğrencileri nasıl yaşıyor? KYK yurtları desen direkt KYK'ya aldıkları gibi yurda veriyorlar. Hani arkadaşlarımızdan görüyoruz, çıkan yemekler olsun. Yani sert menü değildir. Belli şeyler var zaten. Sabah kahvaltı, simit, üçgen, peynir, çay. Yani çok kötü durumda olduklarını düşünüyoruz. Siz hangi yurtta kalıyorsunuz? Özel yurt. Ben öğrenci değilim. Öğrenci değilsiniz. Evet, ben ailemle kalıyorum, çalışıyorum. Bence öyle yani. Yoksa tek başa çıkmak çok zor. Siz? Benim kardeşim öğrenci İstanbul'da. yurda çıkmak zorunda, Maltepe'de okuyor. Yurt paraları, geçen yıl 17 bin lira verdiğimiz yurt parası bu sene 60 bin lira istiyor. Yani aynı yurt, yemekleri yenmeyecek şekilde, aynı kalite, her şey aynı. Geçen seneden bu zamana 2 kat, 3 kat, hatta 4 kat bazı yurtlarda fark var. Ev kiraları deseniz zaten 8-9 bin liradan başlıyor. 1+1 evler bunlar. 2+1 falan da değil. 2 kişi çıksa 4 bin liraya 2 kişi paylaşacaklar yani 4-4. Durum ortada.